Herkese selamlar, ben Yasin. Bugün yeni bir oyunla karşınızdayım arkadaşlar. Oyunumuzun ismi Winter Survival. Steam Nest festivallerinde demosunu incelemiştik bu oyunun. Geçtiğimiz günlerde full sürüme çıktı. Ama hala geliştirme aşamasında. Yani ufak tefek sıkıntılar, sorunlar olabilir diyor. Erken erişim diyor. Bunun ilk bakışını yapmıştık demosuna. İncelemiştik. Hardcore bir survival, hayatta kalma oyunu olduğunu biliyoruz. Eğer siz de o videoyu izlediyseniz neden hardcore dediğimi anlayabilirsiniz. Çünkü sadece açlık, susuzluk ve vahşi doğa yok. Akıl oyunları var. Aklınız sizinle oyun oynuyor. Kıyafetleriniz ıslanıyor, onları kurutuyorsunuz. Çok detaylı şeyler var. Biraz The Long Dark çakması gibi duruyor ama grafikleri The Long Dark'tan daha güzel. Grafik üzerine çalışılmış bir oyun. Geliştirici ekipte Türk var. Hatta geliştirici ekibin başındaki arkadaş Türk. İsmini tam şu anda hatırlamıyorum. Haydi bakalım. Oyunumuza başlayalım. Yeni serimiz başlasın. İnşallah fazla bir oyun hataları yoktur ki oyunu bırakmak zorunda kalmayız. Hikaye moduna başlayalım. Kaşif mi, hayatta kalma uzmanı mı? Hayatta kalma becerinizi gerçek bir teste tabi tutmak için yırtıcı hayvanlar ve affetmeyen hava koşulları etkileşime geçmeden önce etkileşimli nasıl oynanır kılavuzuyla başlamak iyi bir fikirdir diyor. Biz hayatta kalma uzmanı diyelim. Buradan sahnelerini de seçebiliyoruz. Hikaye modunda olduğumuz için. Sahne 1 diyelim hemen o zaman. Oyunumuz başlasın. Barınaklar sizi vahşi doğadan korur diyor. Oyun hikayemiz şöyle başlıyor arkadaşlar. Washington vahşi doğa parkında bir kış yürüyüşündeyiz normalde arkadaşlarımızla. Ama birden şartlar doğru gitmiyor, iyi gitmiyor. Bizim için kötü gidiyor ve kayboluyoruz. Arkadaşlarımızdan ayrılıyoruz. Vahşi doğada tek başımıza bütün el aletlerimiz, çantamız, yiyeceklerimiz, içeceklerimiz hepsi kayboluyor. Ve o parkta tek başımıza kalıyoruz. Ve o parktan kurtulmaya çalışıyoruz. Washington tabiat parkından. Bakalım. Joel'u aramalıyım, kahretsin. Teçhizatımı kaybettim. Teçhizatımız asılı kaldı ağaçta. Kaplıcalar, oraya doğru gitmem gerekiyor. Gidelim. Burası da nasıl bir parksa? Mount Washington Tabiat Parkı ismi de. Tehlikeli kurt olabilir diyor. Oğlum birisi, aha şey, paraşütle atlamış ölmüş. Kurt sesleri de geliyor vallahi billahi. Lanet olsun, ölmüş bir şey var. Oha, ayaklarını parçalamışlar kurtlar. Yok canım. Burası nasıl bir tabiat parkıymış ya. Düşünme, hemen terk et. Tamam. Anam, kurt geliyor. Lan elimde hiçbir şey yok. Yumrukla mı vuracağız kurda? Düşünme, hemen terk et diyor. Bizi haşiş ettirecek. Kurda parçalattıracak bizi yavşak. Geliyor.
Kaplıcaların olduğu yere geldik. Hava sıcaklığı biraz yükseldi. Daha deminden eksi 6, eksi 7 dereceydi. Şimdi 0 dereceye kadar yükseldi hava sıcaklığı. Hayır hayır koş. Oğlum önüm arkamızda 5 tane kurt var. İki dakika ısınayım dedim ya. İki dakika bak fazla değil. Beş tane kurt. Ne yapıyorsunuz siz arkam? Allah. Kırıldı. Boş. Hah bacağımızı da kırdık. Çok güzel. Kulübe burada. İçini kontrol etmeliyim. Bacağımızı kırdık. Allah'ım yarabbim. Şu dalları toparlayayım. Oğlum bu geyiğe ne olmuş böyle? Aklımız bizimle oyun oynuyor ya. Benim neyim var diyor. Beyni yaktın sen beyni. Parçalanmış geyik gidiyor önümüzden. Onun sonra bir anda kayboluyor. Dediğimiz gibi. Aklımız bize oyun oynuyor. Sadece yiyecek içecek değil. Susuzluk değil. Sıcaklık da değil. Bütün her şey var. Akıl oyunları, kıyafetlerin ıslanması. Küçük mızrak bir şey aldım. Alkolle ıslatılmış bandaj. Bacak sabitleyiciyi kullan. Bacak sabitleyici mi aldım ben? Evet almışım. Çok daha iyi. Aa, direkt sağa basınca bacağımızı düzeltti. Tamam. Ateş yak diyor. Yakalım. Hemen şuraya odunu atalım. Allah'tan çakmağı kaybetmemişiz. Of sıcacık. Umarım Joe Mike'ı bulmuştur diyor. Şu anda onlara bakamam. Çok yorgunum biliyorum. Biliyorum çok yorgunsun kanka. Onun için şu dallardan da atayım. Biz uyanana kadar sönmesin. Bayağı toparladım ben yolda gelirken. Biraz uyuyalım, kestirelim. 40 demlik falan var. Su ısıtmak için mataramız yok. Of, bacağı sağlam dağıtmışız. Travma. Beynimiz bize travma uyguluyor. %100 diyor. Tabii normal. Yürüyüşe çıkıyorsun. Kış yürüyüşüne. Bir anda 5 tane kurt arkandan saldırıyor. Arkadaşlarını kaybediyorsun. Travma %100'e ulaşırsa diyor delilik tetiklenir diyor. Deliriyoruz yani. Yeni bir belirti seçilmesini gerektiriyor. Delilik diyor. Beynin bir yarım küresini sadece tetikler diyor. İptal eder diyor. Şuradan delirdiğimiz zaman göreceğimiz belirtileri seçiyoruz. Bak. Travmatik olaylar. Kısa süreliğine görme kısıtlaması yaşanabilir. Hızlı baş hareketini iyileştirme hızlandırabilir. Olmayanlı hayvanlar avlanmayı daha zorlu hale getirirken halüsinasyon olarak belirebilirler. Birisini seçeceğiz. Algınızı sınamak için illüzyon ile gerçeği ayırt etmek için bir taş ya da kar topu atın veya nesneye yaklaşın. Biz bunu seçelim. Bunu bu zaten vardı bizde ya. Tamam bunu seçtik. Korkunç bir geceydi. Evet beynimiz düzeldi şu anda. Kendimizi toparladık. Eşyalarımı almaya dönmeliyim. Hepimiz için daha iyi olacak diyor eşyalarımı gidip alırsam. Tamam. Gidelim eşyalarını geri alalım seni kanka. O işler bizden sorulur. Basitçe gider alırız. 5 tane kurt var. Ne olacak? Şimdi elimizde ne var hayatta kalmak için? Bir mızrak taşıyıcısı. Kalitesine bağlı olarak farklı miktarda mızrak taşımanı sağlar. Zanaat diyelim.
Kanka biliyorum buraları, biliyorum. Demoda oynamıştım. Şimdi adaptasyonlarımız var. Bunları açacağız. Tamam. Adaptasyon levellerimizi arttırırız birazdan. Kırık süt kabı, buraya geri döneceğiz zaten, bu kulübeye. Böyle tahmin ediyorum. Biz gidelim. Şöyle üstte bir şey var mı? Merdivenler de kırık abi. Bismillahirrahmanirrahim. Kapıyı açtık. Abi seslere bak. Teçhizatlarım 117 metre ileride. Güzel. Alırız ya. O basit iş. Şuradan biraz ot toparlayayım. Taş toparlayayım. Mızrak yapmamız lazım. Yoksa bu Washington Tabiat Parkı'nda hayatta kalmak bildiğiniz imkansız. Yani direkt imkansız diyorum. Burada bir şey var. Kaya yığını. Ayı izleri mi? Ve yanında insan ayak izleri. İyi görünmüyor. Bakmam gerekiyor. Abi. Nasıl bir şey ya? Buradan devam ediyor. Önden insan koşmuş. Büyük bir ihtimalle o kaybolan arkadaşlarımızdan bir tanesi o. Evet, burada kanlar var. Bizim arkadaşım birisini yemiş abi, ayı. Benim tahminim o yönde. Giderek kötüleşiyor diyor. Umarım iyisinizdir. Vallahi kanka hiç iyiye benzemiyor. Ayı pençeyi geçirmiş. Arkadaşının gırtlağına pençeyi sokmuş. Şurada biraz ısınayım. Hemen devam edeceğim. Bir yandan malzeme toparlıyorum. Bir yandan hikayeye odaklanmaya çalışıyorum. Çünkü malzemesiz bir hayatta kalmak. Evet, yine adaptasyon levelimizi kazandık. Birazdan şeye gittiğimde, barakaya gittiğim zaman bakarım ona. Burada bir küçük sandığımız var. Hepsini birden al, hepsini transfer et. Her şey lazım. Bu oyunda hayatta kalabilmek için her şey bize gerekli. Yeni görev geldi. Dostlarının izinden. Onu biliyoruz. Onu takip ediyoruz zaten. Acaba işlerinde hala biri var mı? Ayı bu tarafa doğru dönmüş. Ya baba, eski hayat. Oha, düştüm aşağıya. Kafamı şöyle kenardan bakayım dedim ya sadece. İçeri düştüm. Geyik boynuzları var. Şişeler önemli. Her şey kırık kırık demlik. Hayvan kemiği. Alalım. Önemli bir şey var mı diye bakıyorum. Şöyle dolap işaretlemişler. Paslanma anahtar. Ay ışığı iksiri. Oo, 3 paket sigaramızı bulduk. Tamamdır. Gerisi önemli değil. Acılı püre bulduk. Yemek yapmak da lazım olur. Alkolü ıslatılmış. Bandaj, vodka bulduk. 5 paket sigaramız oldu. Artık sırtımız yere gelmez. 5 paket sigara, bir şişe de vodkamız var. Buradan bir de yemek bulduk. Bunu nasıl açıyoruz ki hiç? Ha, basitmiş. Çavdar vodkası, meşale, ahşap kase. Meşaleyi elimize alalım. Bir saniye. Meşale önemli arkadaşlar. Kurtları kaçırmak için birebir. Şöyle alayım. Evet. Fil buldum.
Aman ayak bileğin mi? Lan ne oldu? Nes? Ağlak adamsın ya. Aceleye gelmiş bir not bulduk. Bakayım. Neymiş o, okuyalım. Skull. Bizimkiler bazı iyi şeyleri ele geçirmeyi başardılar. Rasyonlar cehenneme gidebilir. Onları Oduncu Kulübesi'nin yakında tramvay tamir istasyonundaki bazı sulara saklamışlar. Ben payımı aldım. Onlar da aldı. Senin için yaklaşık 20 kutu kalmış olmalı. Ama limandaki durum kötüye gidiyor. Acele etmelisin ve başka biri onları bulmadan önce toplamalısın. Umarım hala hayattasındır. Tren tamir istasyonunda suların içinde bir şeyler varmış. Buluruz. Onları da buluruz. Buraları kontrol ettim. Kırık şeyler var. Çıkabiliriz buradan. Şurada bir şey var mı diye bakacağım. Dikkatli gitmeye çalışıyorum arkadaşlar. Çünkü zor moddayız gene. Lanet gitsin bu zor modlar. Hiçbir zaman kolayını oynamıyoruz oyunun. Erdemen şurada, yavaştan çıkalım. Anahtarı da bulduk. Büyük ihtimalle kapının anahtarı. Üstümüz çok ağır. Tamam, bunu yerim. Ye. Beynin şeyini gideriyor gidiğin zaman. -2. Travma geçirmeni engelliyor. Zanaat diyeyim, şuradan halat üreteceğim. En azından ağırlığımız azalır. Evet, bayağı bayağı azaldı. Toplamaya devam edebiliriz. Tekrar halat yapmak için. Yalnız üzerimde şu kemik, hayvan kemiklerini atmak istiyorum ya. Bunları nasıl atıyoruz? D bırak. Bunu da bırakayım. Eski şişeleri de bırakalım. Şurada mantar var ağaçta. Tavuk mantarı. Bu bilekle yürümek zor. Şurada biraz ısınayım. Biliyorum kanka, yürümek zor ama işte seni buraya ben sokmadım. (gülüyor) 3-5 parça kumaş var üzerimizde. Büyük dal, normal ufak dal var. 4 tane çavdar vodkamız var. Çok da alır değiliz. 10 litre alırız. Sadece şu dalları atayım ya. At abi. Hala alırız. Büyük dal, büyük dal. 10 tane büyük dal var zaten. Hala mı alırım? Allah'ım. Ne atacağız üstümüzden? Atacak bir şey kalmadı. Mantar. Bir yandan da karnımı doyurmak istiyorum. Susuzluk da var biraz. En azından akıl sağlığımızı yitirmeden buradan çıkabiliriz. Çağ mantarı. Sağlık 3 veriyor. Sağlığımızı da çoğaltalım bir yerden. En alt barda sağlığımız arkadaşlar. Bir adaptasyon leveli daha atladık. Susuzluk koruması. Hafifçe susuzluk seviyesini arttırır diyor. Tamam. Yeni adaptasyon seviyelerimiz geliyor. Bir daha yiyeyim şuradan. Çağ mantarından da bir daha yiyeyim. Canımız artsın. Kan izleri sol tarafa doğru gidiyor. Biz eşyalarımızı bulmaya gidecektik. Kanizi yalnız o tarafa doğru gidiyor kanka. Ha, buradan. İzler bu tarafa doğru geri döndü.
Zaten oradan dolandık geldik. Yanlış bir şey var bu işte. Evet, burada. Köprüden karşıya atlamışlar herhalde bunlar. O toparlanmıyor. Aha, Joe'yu bulduk. Oğlum. Gitmeyelim bak. Köprüyü geç diyor. Ya. Nasıl geçeceğiz o paramparça olmuş köprüyü? Joe gel. Joel. Her kim sen? Sen kimsin de o köprüyü geçeceksin? Dünkü bok. Al. Burası beni öldürecek. Daha yeni mi aklına geldi? İyiyim Joel. Bir çıkış yolu bulsak. Ha, sen git merdivenden, köprüden, ben çıkış yolu bulayım. Bir tane meşale yeter bize. Ağırlık da çoğaldı üstümüzde. Abi dalları malları atayım. Bu şunları da atayım. İlk loot yaptık. Mal gibi. Dal var mıydı başka üzerimde? Şunu yiyeyim. Beynim de bana oyun oynuyor. Yavaş yavaş yükseliyor. Onu durdurmamız lazım. Tuz kristalini ilk önce parçalamalısın diyor. Açlığımız yok. Ağırlığımız da çok bir şey değil aslında da. Neyse ya. Devam et. Meşaleyi yakalım. Teçhizatlarını bul diyor. Bulacağım. Evet, bir tane balta buldum. Bir tane mızrak buldum. Bir mızrak tutucusuna ihtiyacım var. Var zaten mızrak tutucum. Yumuşak kütük parçası. Hiç alamayacağım. Kusura bakma. Üzerim zaten dolu. Burada metal. Her şeyi üzerimize topluyoruz vallahi. 50 litre oldu ağırlık. Tuz kristalini atıyorum. Bırak. Küçük metal anahtar. Kapıyı açtık ama neyse, üstümüzde dursun. Şu büyük dalların hepsini atıyorum. Anam meşale. Söndü. Yap. Şimdi şuraya baltayı koyalım. Bire baltayı koyalım. İkiye mızrağı koyalım. Hatta bire mızrağı koyalım. Meşalelerimiz de zaten. Ya mızrağı bırak kanka. Baltayı al işte. İkiye koydum ya. Kırılgan ahşap kapağı. Sonunda. Meşaleyi yakalım. Demoda şöyle duvarlarda işaretler oluyordu. Burası demoda girdiğimiz mağara zaten büyük ihtimalle. Dostların izinde. Gidip teçhizatlarımızı alalım. Düştüğümüz yere geri çık. Zanaatle şeyler yapabileceğim mi? Ona bakmak istiyorum. Bir tane daha taş, bir tane de uzun dal buldum mu? Balta yapabiliyorum.
Çırı ateş kesmek için lazım. Alkolle ıslatılmış bandaj yapayım. Yeterli kaynak yok. Tamam. Dal bulup bacağımızı saracak bir şey yapabiliriz. Herhangi bir düşmeye karşı. Sessiz sessiz ilerlemek istiyorum. Öğürtlen. Burada kurt yoktu herhalde zaten ya. Demin gördüğüm kadarıyla beynimiz gene bize oyun oynamaya başladı. Yarısına kadar geldi. Hemen şu mantardan yiyeyim. Azalsın. Bir daha yiyeyim. Tamamdır. Bayağı azaldı. Mızrağı yanlışlıkla iki defa kapıya vurdum. Mızrağın canı %20 gitmiş. Saçmalığa bak. Yo, bu değil. Öbürkü mantar mı azaltıyordu bilmiyorum. Neyse. Orada kurt var. Arkadaşlar bu oyunda kurtlara saldırmak mantıklı bir şey değil. Tabii ölmek istiyorsanız o ayrı bir şey. Kardağı sarımsağı. Oo, burada çiftçi bahçesi var. Şeker pancarı buldum. Yabani patates. Bir yahni yaparız. Yahni yaparız. Havuç çorbası açıldı. Ben yahni diyorum. Karakter... Bu kayıyor burası. Anam anam anam. Kayıyor. İşte buradasın. Evet oradasın, gördüm. Dikkatli olmasın. Biliyorum kanka, biliyorum. Orada bir mantar var. Gidip onu al. Dikenli ot mu? Sessiz bir biçimde ilerliyorum. Huzursuzluk mu? Niye huzursuzuz? Tamamdır, atladım karşıya. Ayak bileğim için bir şey bulmayayım. Ya. Ayak bileğine tövbe yarabbim ya. Ne zaman acıttık gene ayak bileğimizi? Ne zaman acıttık? Dal lazım ona. Sırt çantamı aldım sonunda. Bu ses de ne? Ben sizim. O kayıyor. Sesi takip etmeliyim. Sesi değil de sesiş. Burası da kayıyor. Ses oradan geliyor da. Bir ip bağlamak yeter. Kayaya bir ip bağlayayım. Mataramız geldi. Bunu bir yiyeyim. Bekle. Telsiz çala dursun. Bundan da bir atıştırayım. İp neredeydi? İp yapmıştım. Kullan. Nasıl ip bağlıyoruz? Oradaki kayaya mı bağlıyoruz? Ya buradan düşersek bu ayağımız kırılacak şimdi ya. Bak. Tamam, buradaki kayayı ip bağlayalım. Halatımız var. Bağladım. Ekleyecek kaynağınız yok diyor.
9 tane mi istiyorsun halat? Yok canım. O kadar da olamaz. Burada dal var mıydı dal? Ayağıma bir şey sarmam lazım. Ayağımız da kötü durumda. Elli tane dal olur. Hah, burada. Zanaat. Bir saniye, halat yapıyorum hemen. Sağlık. Bacak sabitleyici. Bacak sabitleyici kullanalım. Ayağımız daha iyi. Bir tane daha halat yapmam lazım. Beyindeki hasar gitgide çoğalıyor. Anlayamadım ya. Hiçbir şey de olmuyor şu anda. Güzel güzel. Hayatta kalmaya çalışıyoruz. Bir tane daha yaptım halat. Tamam. Tamam hadi başlayalım. Hadi başlayalım, pervasız bir şey yapalım. Oğlum mağaraya iniyoruz bak. Vallahi karanlığın... Aha taşlar geliyor, kafamıza düşecek. İyi Allah'tan. Oradan çıkış var. Telsizimi aldım. Merhaba Mike. Bu sen misin? Mike? Eyvah, meşalemiz de bitti. Mike neredesin? Lanet olsun Mike. Ama evet ama karanlıkta kaldık ama. Ama işte. Meşale yok mu meşale? Kendimiz meşale yapamıyoruz mu? Abi bildiğin karanlığın orta göbeğinde kaldım ya. Ben sizi donatın diyor. Sizi nasıl donatacağız? Ha, bu el feneri uygulayalım. El fenerine bir tane pil takalım. Şimdi kafamıza direkt takamıyoruz mu? Bir fenerimiz gelmiş. Eşyaların arasında fener varmış. Karanlıkta yoksa nasıl gideceğiz dedi. Hangi düğme miydi? Değil mi? Ha, bu tarafa doğru çekiyor. Telsiz şu anda çekmiyor. Oğlum. Ceset var lan burada. Adamın bacağında bir de bacak sabitleyici var. Hacı o tarafa doğru çekmen bir şey fark ifade etmiyor yani. İndik buraya, çıkmamız lazım. Ağırlık kaç? 120 olmuş. İyi tamam, her şeyi toparla. Taş deri yüzme bıçağı. Ben sizi şuraya koyayım da. Kaça koyayım? Ben sizi mesela çıkardım şimdi. Geri nasıl elime alıyorum? Bilmiyorum. 5'e koyayım. Tamam. Burada bir halat var. Hemen tırmanalım. Çok acayip şeyler geliyor başımıza.
Washington. Mount Washington Tabiat Parkı'nda. Nasıl bir tabiat parkı? Birebir vahşi tabiatı bize yaşatıyorlar burada. Abi orada kan lekeleri var. Üzerinden. Şurada bir şey taş galiba o. Ya siz ne tarafa doğru çekiyor? O tarafa doğru çekiyor da. Burada kutu mutu kapı falan var. Hepsini al. Ben o kapıyı öbür tarafa geçmek istemiyorum. Kurt çıkabiliyor. Ayı çıkabiliyor. Tehlikeli. Çimenleri toplayalım. Oha. Birazdan halüsinasyonlar görmeye başlayacağız. Akıl sağlığını iyileştirmek için bir şey yok mu elimizde? Yok. Bir tane sigara yaksak düzelir mi? Düzelmez. Neyse, eve gidip dinlendiğimiz zaman düzelir. Sinyal seviyesi yükseliyor biraz. Şuradan sağa doğru gideceğiz. Bu biraz önce geçtiğimiz kaya. İlk oyuna başladığımız zaman. Hep aynı yerde dolaşıyoruz. Şurada ölü adam olacak. Aynen. Bu tepe lambasını nasıl kapatıyorduk ya? Evet, üçle. Onu dörde alalım. Mataryayı 3'e alalım. 5 telsiz 4 şey. Tepe lambamız. Mantar. Azıcık daha iyiyim. Full mantar takılıyoruz ya. Şu mantar akıl sağlığını düzelten mantar olması lazım. Bakayım. Evet. Eksi 2. İyi, %77 düştü en azından. Yine bir mağaraya girdik. İyi, mızrak var. Yapışkan çubuk mu? Ne işe yarayacak ki? Yapışkan çubuk. Çivi kutusu. Ağırlığımız da artıyor gitti de. Neyse, bu toparladığımız eşyalarla şeye dönünce, kulübeye dönünce pişirme tenceresi, yemek pişirmek için kilit açma pil. Buradan düşmek hiç hoş bir şey olacağını sanmıyorum. Düşmeden şöyle kenardan. Güzel kupa da bulduk kendimize. Çay çorba için. Şu tarafa doğru gideceğiz. Tavşanmış. Oğlum nereye gitti lan? Aa, öldürmüşüm. Bıçağı mı elime almam lazım? Anam, anam. Anam, vay anam. Biz orada tavşanla uğraşırken kurda yem oluyorduk az kalsın. Aslında tek kurtla savaşırım da.
da gideceğimiz yere doğru ilerliyor da. Mızrak. İyi gitmiş. Kurt, senle sonra kapışırız. Aa, F direkt şu yakıyormuş zaten. Telsiz full çekiyor. Anam. Oğlum buradan nasıl geçeceğim ben? Manyak mısın? Elli tane kurt var orada. Uyuyun kuçu kuçular siz. Kuçu kuçular. Kuçu kuçular. Dur ben oradaki bir uyandırsak var ya. Öf. Paramparça ederler bizi. Hayvan kürkü parçaları. Bunları toparlamak istiyorum. Burada bir çivi kutusu var. Bir de onu aldım mı temizinden. Ben buradan kaçarım. Hayır. Hayır 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 hayır. Uyanma uyanma uyanma. Uyanma uyanma. Saklandım. Burada ne var? Kumaş falan. Telsizin düğmesine bir bassam. Bak bir bassam. Bilmiyorum ne olacağını. Burada olay çıkar, olay. Adam silah. Uçurlar, uçurlar sizi. İyi uykular. Mışıl mışıl uyuyun. Ben kenardan geçeyim, şuradan bir kurtulayım. Mike'ı da arayayım ondan sonra. Geri içeri mi gidip Mike'dan konuşacağım? Abi sadece Mike'dan ben şeyin yanında mı konuşabiliyorum, kurtların yanında? Ne alaka? Oy oy. Pil çok düşük. Şunun pilini bir değiştireyim ilk önce. Telsiz nereye gittin telsiz? Bitmiş pil. Burada telsiz. Ulan. Telsize taktım pile. Abi sadece bu mağaranın içinde mi konuşabiliyoruz biz? Yapma ya. Şimdi bunlar uyanacak. Götümüzü başımızı ısıracaklar bak. Şuraya gireyim, şurada konuşayım. Yo, çekmiyor burada da. Bunları da alırım. Mike'ı nasıl arayacağız? Anam! Kurdu uyandırdım. Çık çık çık, mağaradan çık.
Ne oldu la? Ne oldu? Gel. Gel ağzına bir mızrak sokayım. Umam. Mağaraya girme şansımız yok artık. Ben çıkarım buradan. Mike bekleye koysun. Ana. Oğlum yavaş ya. Niye atladın ya? Ya niye atladın? Kaç benden. Kaybol. Bunları istemem. Aramanıza devam edin diyor. Mike burada mıymış şimdi? Bu mağaranın içinde miymiş? Buradan bir iki tane daha meşale alayım. Mike neredesin oğlum? Mike? Bak bu kurtların şakası yok. Aha burada. Lan gitme. Mike gitme oğlum, dur senin peşinden. Dur, şu yiyecekleri alayım, öyle geliyor. Vallahi dediğin yere gidebilirsin. Hah, ayak bileğimiz kırıldı gene. Ayak bileğini sağlamlarız. De bırak. Küçük dalları da bırak. 150 litre olmuş ağırlığımız. Anam 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 anam. Büyük dalları da bırak. Otları da bırak. Dalları da bırak. Kaç oldu? 144'e düşürdüm. Bitmiş pili bırakamayız. Nasıl bırakacağız? Nereye bırakacağız? Mike sen bekle dur. Orada kapının önünde. Madeni dolar para. Orman tavuğu. İyi direk. Oğlum, ne oldu? Adam kayboldu benim. Kanka kırık bilekle de idare edersin sen ya. Sen idare edersin, ben seni tanıyorum. Mike ben buradan atlarsam benim ayak bileğim kırılır ha. Aha ıslandık. Ya Mike. Böyle daireler çizerek dolaşırsak asla birbirimizi bulamayız. Kamp ateşini biliyorum. Bu onların dikkatini çekecektir. Ateş yakmak için bir yer bul. Eyvah, kurt var orada. Burada elbiseyle kurtulmazsam donacağım. Kamp ateşi yapmak için bir yer bulmam lazım. Burada da kurt var. Kulübe. Kulübeye gitmemiz lazım. Eşyaları toparlaya toparlaya gideyim. Üzerimizde odun, tahta bir şey yok. Vallahi bacağı da kırılsa, kolu da kırılsa toplayacağız, mecburuz. Çünkü kamp ateşi yapmamız lazım diyor. Kıyafetlerimiz ıslandı. Ayağa kuleğine başlayacağım senin ha. Al al. Sürekli ayak bileğimde ayak bileğim. Eyvah eyvah eyvah, yat yat. Yani kurtlan beraber geçtiler. Gene ayak bileğim diyecek bak şimdi. Ayak bileğim kırıldı. Aman tanrım. O ne? Bu ipleri alsak yeter bize sanırım. 300 metrede böyle gidilmez ki be. Yapacak bir şey yok, gideriz. Hem ısınırız hem gideriz. Zaten şimdi halüsinasyonlar görmeye başlayacağız. Allah'ın izniyle. Yorgun hissediyorum. Hissedirsin. Hissedirsin.
Hissedersin tabii ki de. Yumuşak ahşap parça çıra. Şunları hepsini çıraya çevireyim. Aman tanrım, aman tanrım, yat 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 yat. Bir tane arkada var, bir tane önde var. Eyvah, ısırdı. Sokarım mızrağı ciğerine dalanı. Bir sağdan bir soldan. Bu çok kötü oldu ya. Birisi arkamda, birisi önümde. Lan oğlum. Meşale. Meşale nerede? Meşale. Altıda. Altı altı. Telsiz değil. Gidin geri. Kaybol. Kaybol. Eyvah, düştüm. Çok güzel. Kurtuldum en azından iplerden. Geri geri gide gide kurtuldum. Şu evde eşyalarımı bir kurutayım. Oraya da duman sinyali gönderir. Sıkıntı yok. Eve girip kendimi kurutmak istiyorum. Yorgunluk var. Uykusuzluk var. Büyük dalların hepsini at abi. Normal dalları da at. Yak. Kurutma dalına şu ıslak ayakkabı, ıslak. Üretim yapmamız lazım. Ne üretebiliriz ona bakacağım. Bir tane bacak aslında lazım. Şu kamp ateşini üreteyim diyeceğim. Temel kamp ateşi. Bir tane daha dal oldu mu temel kamp ateşini üretebiliyoruz. Tamam. Üzerimiz bayağı da doldu. Biraz uyuyayım. Açlık, susuzluk iyi durumda. Güzel. Kıyafetlerimiz de orada. Susuzluk %12'ye düşüyor. Açlık da düşüyor. Şu kadar uyusak yeter. Hava soğuyor diyor. Kurtarma mücadelesini başlat. 12 saat boyunca bir yatakta kesintisiz uyuyun. Saat boyunca nasıl kamp uyuyacağız? Oğlum. Kıyafetlerimi alayım mı? Daha iyi. Islak değil. Kuru. Bunları yiyeyim. Yemek yiyince niye benim beynim bana oyun oynuyor? Anlamıyorum ya. Sarımsağı da gömeyim. Böğürtlerini de gömeyim. Yabani patates de göm. Su içmeliyim. İçeceksin, içeceksin şimdi. Sen merak etme. Böğürtlen sana su verecek. Aha, ateş de söndü.
Moduncu sandığı. Bir tezgah inşa et. 12 saat boyunca kesintisiz uyu. Artık uyuyalım ya. Karnımızı doyurduk. Dışarıdan iki parça odun bulayım geleyim. Şurada vardı sanırsam odun. Abi niye korkuyorsun? Ne var da korkuyorsun? Bir şey yok, korkma ya. Marangozluk ahşap tahta. Meşalemi elime alayım ben. Sonra korkudan meşaleyi unutuyoruz. Valla bacan kırılırsa da yapacak bir şey yok. Hah. Kırıldı bile. Ya bir insanın bacağı bu kadar hızlı kırılamaz ya. Alt üstü eşya taşıyorsun ya. Hemen tamir edelim. Bacağımızı hemen tamir edelim. İki saat kesintisiz uyuyabilmek istiyorsak dünyanın odunu götürmem lazım ben. Şu yana yatık ağacı keseyim. Hem zaten şekilsiz duruyor. Kesilmiyor. Şu büyük ağacı keseyim. Evet, kesiliyor. ...12 saat... çok uzun bir... of, koca ağacı devirdim be. Lan kafamıza çarpacak. Oğlum dur. Yumuşak ağaç kütüğü. Böyle işleyemiyoruz. Aha. Ben de vurmaya çalışıyorum. Kes dedik mi direkt zaten harampinçik ediyormuş. Üstüm acar ağır. Üstüm muhteşem ağırlık var üstümde. Geliyorum. Şimdi basacağım odunu ocağa. Bas 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 bas. Yak abi, of, full. Uyu. 12 saat. Sabah olana kadar uyuyalım. 6, 7, 12 saat. Uykusuzluk ısı %0'a düşüyor. 14 olur mu oğlum? Bir şey olmaz 12 saat. Kesintisiz uyku. Acıktım. Gerçekten bir şeyler yemem gerekiyor diyor. Ye abi. Şu anda bir battaniye gerçekten ihtiyacım var. Senin de isteğin bitmiyor ya, bitmiyor ya. Al, ateşi de yaktım. Yemeği de yedirdim. Mataramız dolu mu? Mataramız boş. Biraz da su içmem lazım. Ben de... derdim bitmiyor ya. Al. Susuzluk da gitti. Ateş de gitti. Al. 12 saat kesintisiz uyudum. Soldaki şey ne? Kırmızı olan. Of, içerisi 15 derece tertemiz. Alev gibi. Şimdi bir tane ateş yakmak için yer bul. Bir tezgah inşa et. İlk önce kamp ateşimizi yapalım. Temel kamp ateşi için çıra lazım. Çıra için de ot lazım. Ama otumuz yok. Çok güzel. Bu saatten sonra kamp içeride durmanın bir anlamı yok.
Ağırlığıma bakayım. 151 litre. Ağırız. Sudan da geçmek istemiyorum. Şuradan gideyim. Ağırlık çok olduğu için hareket de kısıtlı. Atarız da bir daha toplamak mesele. Şuradan hemen şey yapayım. Toparlayayım da. Beynimiz gene bize oyun oynayacak ya. Ağırlık yüzünden kaynaklanıyor ya. Bunları bırakmadan bir kamp ateşini yapsam. Temel kamp ateşi. Yap abi. Tamam. Ağırlık da gitti. Oh. Bunu böyle elimde mi götüreceğim ben oraya kadar? Oğlum geyik varmış. Kurt sandım bir an. Hayda. Elimde kamp ateşini ta oraya kadar taşıyorum. Ya bunu bir ufaktan bir şey yap. Çantamıza koy. Orada bir halüsinasyon var. Geyik geliyor gidiyor bir şeyler oluyor. Orası neresi? Oğlum tavşan üstüme zıpladı ya. Buraya değişik bir kamp ateşi lazım. Tamam, iptal ettim. Nasıl bir kamp ateşi lazım? Direkt malzemeleri kendimizden koyuyoruz. Ağırlığım kaça düştü? İyi, ağırlığım azaldı. 8 tane odun, ip. Buradan hemen iyi, hızlı da gidebiliyorum artık. Kızılderililer gibi şeyle haberleşeceğiz. Burada bir mezar var. Kimin mezarı bilmiyorum. Rip yazıyor. Dal tamamlandı. Kütük lazım. Taş lazım ve çıra lazım. Hemen şu ağacı indireyim. Kırmızı ağaç. Aa, buna sağlam bir şey lazım diyor. Buna başka bir balta lazım diyor. Bu elindeki baltayla cacık diyor. Tamam. Şifalı bitkiler önemli. Hayati fonksiyonlarımız yerli yerinde. Şu ağacı da devirdim mi? Tamam. Bunu direkt bu şekilde götüreyim. Güzel. Hızlı da gidebiliyorum. Nasıl bırakıyorum? Sol tıkla. Kes kes. Gerekli bütün malzemeyi getirdim abi sana. Dört tane daha lazım. Halatları da işleyeyim. Çıra yapayım. Dört tane de çıra getirdim. Daha malzeme lazım. Çok büyük bir ateş yakıyoruz. Kurt. Kaçarım. Kurt geyiğin peşinden gidiyor. Bizim alakası yok. Yalnız bu ateşi yaktığımız zaman arkadaşlarımızın yerine kurt, ayı, geyik, inek, ne varsa toplanırsa yandık. Şimdi o ormanın içine kurt gitti. Güzel kardeşim. Ben oraya gidip nasıl ağaç keseyim? Kes abi hemen. Kes 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 kes.
Üzerimdeki ağırlık sürekli beynime hasar veriyor. Sürekli. Az kaldı bu ağırlıktan kurtulacağım. Aha, balta da gitti. Baltamız da yalan oldu. Tezgah mı yapayım? Taş lazım. Çıraları üreteyim hemen. Bunların hepsini atacağım. Armut dursun. De bırak. Üzerimde dal, odun. Ne varsa atacağım. Zaten hiçbir şey yok. Ağaç kabuğu at. At at. Büyük dal at. Bunları da yiyeyim. Ağırlık yapmasınlar. Bunu da yiyeyim. Ne kaldı ağırlık yapan? 5 litre yapıyor. Bunların hepsini yiysem ağırlıktan kurtuluyorum. 2,5 litre de bunlar yapıyor. Kurt. Kayın kurtçuk. Gelme bu taraflara doğru. Susuzluk gideren viski varmış. Viskiyi de çek. Temiz. Alkolik cesareti. Ne demek oluyormuş o? Ne istiyor benden şimdi? Çıra. Çıra için o toplayacağız ve kaya. Şöyle bir Q'ya basayım. Kayalar ne tarafta görelim. Hadi. Yabani havuç. Zehirler oğlum yabani havuç bizi. Karşıda iki tane taş yığını var ama ıslanma şansımız yüksek. İyi atladım. Güzel atladım. Yat 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 yat. Bu da böyle burada devreye geziyor ya. Kurt kardeş, arkadaşlarımı bulmaya çalışıyorum. Amacım arkadaşlarımı bulmak, sana zarar vermek değil. Git tavşan ye, geyik ye, yiyebiliyorsan ayı ye. Benle niye uğraşıyorsun? Taş da tamamlandı. Bir sadece şu kaldı. Anam ip değil ya. Çıra yapacaktım ya. Kafama kafama. Harbi diyorum kafama kafama. Neyse şu tarafa doğru gideyim. Burada vardır ip. Şey. İp yapacak şey. Burada da bir hayvanımsı bir şey var. 6 tane çıra lazım. Ottan çıra mı yapılırmış ya? Şurada bir tur, bir iki tur daha ot var. Karadağ sarımsağı alalım. Geyik seninle benim işim yok. Git. Sen bildiğin tehlike çanısın. Tehlike üstüne topluyorsun. Şimdi sen burada gezerken kurt seni görecek, gelecek benim üstüme. İki tane üretebildim ya. Ne çok şey istiyor. Dört tane oldu. Bir tane daha ürettim mi tamamdır. Başka kurt topla. Ölmeden şu ateşi bir yakabilsek. Hop. Geyik. Git Allah rızası için git bak. 5 bir tane daha. Bir tane daha hadi. Burada yem olmadan bir tane daha yaptım mı?
O gözetleme kulesinin üstüne çıkmak istemiyorum şu anda. Burası bayağı tehlikeli gibi duruyor ama. Şunu alıp gideceğim hemen. Hemen alıp gidiyorum. Tamamdır. Bu kadardı. Vallahi vaktinizi almak istemedim. Tamamdır. Yaktım. Yaptım. Yakalım. Yak. Of. 20 derece açık havada. Ateşi devam ettirin ve ölmeyin. Bir gün 23 saat. 2 gün. Neyse bayağı buraya odun getirmiştim ben. Şuradan bir tane daha ağaç indirip geleyim. Susuzum. Geyik git ya. Git lütfen git. Buradan su doldurayım. Hemen şuradan. Bir tık su doldursam yetecek. Tamam. Üstümü de ıslattım su doldururken. Zanaat. Balta lazım. Balta, balta, balta. Bir tane dal lazım sadece. Büyük dal. Zanaat. Hemen baltayı üreteyim. Yumuşak yapılmış taş balta. Ateşe gideceğim şimdi. Merak etme. Kes kankam. Kes kes kes. Ateşi 2 gün boyunca ayakta tutmam lazımmış. Bir tezgah yaparım ben şimdi onun dibine. İkisini de aldın mı kütüklerin? Ah burada. Gençler buraya gelin buraya. Ben şuraya bir de ip yapayım. Kurutma ipi. Kurutma ipi için 2 tane büyük dal. Bir tane. Ay o varmış. 8 tane varmış. Kurutma ipini de yaptın mı? Lan nereye yapıyorsun? Açık havada pantolonsuz geziyorsun. Neyse önemli değil. Odunumuz bol artık. Şunu şuradan alayım. Alayım. Kes. Ama her taraf odun. Pantolonun ayakkabı da kurudu. Bunu nasıl söndürmeden yakacağız? Ateş adamıyorum. Üstüne odun ekleyemiyorum. Anlamadım. Neyse bunların hepsini şuraya bırakayım. Değil'e bırakıyoruz. Bıraktım. Ağırlığımız 128. Bir de tezgah yaparım ben şimdi buraya. Ahşap sandık, marangozluk istasyonu. Tezgah. 4 tane dal lazım. Ben bir koşu dalları alıp geliyorum hemen. Kurt. Gel. Gel hadi gel. Ana. Sırdı bak. Kaybol.
Seni öldürmek artık bana şey oldu. Öldüreceğim, senin etini yiyeceğim. Gel. Al, ciğerine sokarım böyle. Sen bizi... Hayırdır lan? Parkta gördüğümüzü çocuk mu sandın? He? Hayırdır? Bıçağınızın takılı olması gerekiyor diyor. Bıçağım vardı benim şurada. Baktım. Sana dedim ben. Senin esini çıkartırım dedim. Ama beni dinlemedin. Ben ne yapacaktım? Gaza geldim bir an. Tezgah yapacaktım. Dal toplayıp gelmem gerekiyordu. Ayaküstü şeyi de kestim. Kurdu da kestim. Bir fırt su içeyim. Tamam. Ya bizi buraya gelen ziyaretçiler gibi zannetti. Hemen saldırıyor. Adamı yerler yerler. Aha. Beyin düzeltici mantar. Onu da buldum. Abi çabuk ateşimizin dibine gidelim. Ateşimiz çatır çatır yanıyor. İlk önce şu kafa mantarından bir yiyeyim. Yiyecekler. Kafa mantarı burada. Aman. Şimdi dana atıyoruz. Buradan tezgaha basıyoruz. Tezgahımızı da şöyle ateşin dibine kuralım. O burada iplik, miplik her şeyi üretebiliyoruz. Bir tezgah kullanarak dikilmiş bir pantolon yapın. Kışlık şap pantolonumuz bez yama yap diyor. 4 tane kumaşımız var. Kemik iğne. Kemiğimiz yok mu bizim üzerimizde? Hepsini yiyelim. Hayvan öldürdüm ama kemiğini aldım bilmiyorum. Ulan. İğneyi nasıl yapacağız? İğneyi nasıl yapacağız? Küçük hayvan kemiği lazım. Tavşan. Yandık. Kumaşımız var. Kumaş dikmek için de lif yeterli oluyor. 5 tane kumaşım var. Anam uyudum. Uyandım. Bir bak tepede bir kuru kafalı bir amca var. Kapıya birisi vurup duruyor. Ateşin... O ne ya? Ayı. Ben uyuyunca nasıl buraya geldim? Ateşin dibinde ben orada. Bu yakın diyor. Benim şeyler orada kaldı. Neyse arkadaşlar, benim yaktığım ateş falan orada kaldı ya. Neyse, yapacak bir şey yok. Burada bir daha yaparız. Eşyalarımızı. Kapımızı kapatalım. Ya da oraya gideyim, onları toparlayayım. Orada size veda ederim. Neyse. Arkadaşlar. Bu bölümlük bu kadar olsun. Harbiden oyunun mantığı güzel. Demoda da beğenmiştim zaten. Bunu seri olarak tamamlarız. Hardcore Survival oyunu diye başlık altında. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımı beğenip kanalıma abone olarak beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.